Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Riyazu Salihin okumalarına devam ediyoruz. Başlığımız yolcunun duası olacak. 984. hadis-i şerif. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal dedi ki: "Kale buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Telâsü davâtin ee, üç dua vardır ki" müstecabatun la şekke fihinne. Yani kabul olacaklarına dair onlarda la şekke şüphe yoktur. Yani onların kabul olacağında şüphe yoktur. Davetul mazlum birinci dua. Mazlumun duası ve davetul misafir yolcunun veya müsafirin du duası ve davetul valid ale veledihim ve e, davetül valit yani e, babanın çocuğuna, veledine duası. E, yine e, bakın ne diyor? Ebu Davud'un rivayetinde ala veledihi e, bulunmuyor diyor. Sadece babanın duası şeklinde gelmiş başka bir rivayette. Korku halinde okunacak dua. 985 An ebi Musa el-Eşari radıyallahu anh أن رسول sallallahu aleyhi ve sellem diyor kane idi iza khafe bir şeyden yani bir kavimden bir topluluktan çekindiği zaman eee kale derdi Allahumme Allah'ım inna naj'aluke kafi nuhurihim yani onların nahırlarını sana havale ediyoruz. Buradaki nuhur e, nedir? Göğsün üst kısmı e, döş döşte diyebiliriz veya boyunun altı. Evet onların kısaca onların boynunu sana havale ediyoruz. Yani onların işte yuları senin elinde olsun. Ve bir bike ve sana sığınıyoruz. Min şururihim onların şerlerinden sana sığınıyoruz derdi. konaklama esnasında okunacak dua. An e, Havle binti Hakim radıyallahu anha dedi ki Semi'tu işittim Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemi yakul diyordu. Men nezele menzilen kim bir konaklama yerinde konaklarsa thumme sonra kale şöyle söylerse. E'udu sığınırım bi kelimatillahi tammati. Allahu Teala'nın tam kelimeleriyle yani kusursuz, noksansız kelimeleriyle min şerri yarattığından yani yarattığının şerrinden ona sığınırım derse lem yedurruhu şeyun ona bir şey zarar veremez hatta yertehile ayrılana kadar min de menzili hizalik yani bu konakladığı yerden yertehile gidene ayrılana kadar. Ee, yine 987 ve an İbni Amr radıyallahu anhuma kal dedi ki kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi iza safere yolculuğa çıktığı zaman fa ee, yani gece e, olduğunda, gece yöneldiğinde kale derdi ya ardu e, Rabbim, ey e, işte arz Rabbim e, e, Rabbi benim Rabbim ve Rabbu ki senin Rabbin e, Allah'u Allah'tır. Eûzu billahi bin şerri, min şerri min şerriki ve şerri mâ fîki. Senin şerrinden ve şerri mâ fîki sende olanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bakın evuzu billah Allah'a sığınırım. Ve şerrimâ hulikâ ki ve sende yaratılanın şerrinden ve şerrimâ yedîbu aleyki senin üzerinde yedip bu hani gidip gelen yani gezip, gezip dolaşan senin üzerinde bu dep deppe hani canlılık demek. Senin üzerinde canlılık alameti gösteren, yürüyen, gezen, dolaşan şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım. Ve aûzü billâhi Yine Allah'a sığınırım. Min şerri esedin, aslan, aslanın şerrinden ve esvedin, bu esvet e, kara yılan demek, e, kara yılanın şerrinden. Ve min el hayyeti ve yılanın ve akrep akrebin şerrinden. Ve min sakinil beled ve bu e, beldenin sakinlerinin şerrinden. Ve min validin ve meveled babanın ve e, evladının şerrinden. Yani doğuranın ve doğanın şerrinden Allah'a sığınırım derdi. Yolculuktan dönüş adabı hakkında 988 an Ebu Hureyre radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurmuştur. Es seferu min minel azab. Evet diyor yolculuk azaptan bir parçadır. Yemne'u ehadekum ta'amehu. Ee, yani içinizden birini, sizden birini yemekten yani yemesinden alıkoyar ve şarabehu uykusunu içmesinden ve nevmehu uykusundan alıkoyar fe iza qada ahadukum nehmetehu evet biriniz nehmesini yani ihtiyaçlarını nehme ihtiyaç demek ihtiyaçlarını e, bakın seferden sefer e, için çıktıysa o seferdeki ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bakın kadane karşılaştı karşıladığı zaman yerine getirdiği zaman fel yuaccil acele etsin ila ehlihi ailesine dönmekte acele etsin oyalanmasın. 989 an Cabir radıyallahu anh enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال buyurdu. İza etale ahadukumul gaybe. Gaybet ne? Yokluk yani. Eee iza tale uzadığı zaman Biriniz biriniz uzattığı zaman el gaybe yokluğu yani evinden uzak kalmayı uzattığı zaman Fela <laughs> yatturuqanne çalmasın kapısını. Bu taraka kapıyı çalmak demek. Yani gelmek demek. Fela yatrukanna <laughs> ehlehu ailesini kapısını çalmasın leylen gece vakti. Yani gece gelmesin. Ve <laughs> fi <laughs> bir rivayette enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha nehyetti en <laughs> yatruka <laughs> raculu bir adamın kapıyı çalmasını ehlehu ehlinin leylen gece vakti. Evet gece vakti ansızın e, ailesine gelmesini menetti Bir kimsenin 990 An Enes radıyallahu anh kal Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yetruku ehlehu leylen Evet, ailesine gece vakti gelmezdi. Yani kapısını çalmazdı. Ve kâne yettihim, gelirdi onlara gudveten, yani sabah ev aşiyeten veya akşama doğru gelirdi. 991 Ve an Enes radıyallahu an kal Ekbelna gittik me'an nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber hatta ida kunna bi zahril al medine yani medinenin üstünde zahır ne üstü yani medineye yakın demek medineye yaklaştığımız zaman kale buyurdu ki ayibuna dönenleriz taibuna tövbe edenleriz abiduna ibadet edenleriz li Rabbine, rabbimize hamiduna hamd edenleriz felem Yezel yaquul zalike bunu söylemeye devam etti hatta kadimnal medine biz Medine'ye gelene kadar. 992 an Kabibni ibni Malik radıyallahu an enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ kadime min seferin bir seferden geldiği zaman bede'e başlardı bil mescid. Mescide gitmekle başlardı. Ferrake'a fihi orada rükû ederdi yani namaz kılardı. Rek'ateyn iki rekat namaz kılardı. Ee, hanımların yalnız başına yolculuğu bu başlıkta hadis-i şerifleri okuyacağız. 993 an Ebi Hureyre radıyallahu anh قال, dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La yehillu helal olmaz li imraetin bir kadına tu'minu billahi vel ahir. Allah'a ve ahiret iman eden bir kadına helal olmaz. Tusafiru yolculuk yapması mesirata yevmin ve leyletin'' Mesira yani e, yolculuğu süren demek. Yevmin ve leyletin'' bir gün ve bir gece süren bir yolculuğa e, çıkması helal olmaz ''İlla hariç ma'azi mahremin. Yani yanında e, aleyhem yanında mahremi e, yakınlarından birisinin e, bulunması hariç. Ee, yine e, 994 ve an Ebi İbn e, İbni Abbas. İbni Abbas radıyallahu anhuma ennehu semi'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den duy, duyduğunu söylüyor. Ne derken? Yakulu şöyle buyuruyordu. La yehluven raculun bir adam e, halvette bulunmasın yani baş başa kalmasın Bir imratin bir kadınla illa ancak ve meaha zu mahremin yanında yanında mahremi e, olmaksızın mahremi olursa ayrı. Ve la tusafir yolculuk yapmasın el mer'atu bir kadın illa ancak ma'azi mahremin yanında mahremi e, olması durumu hariç. Feqale lehu racul bir adam dedi ki ya Resulullah inne imraati benim e, karım e, haracet e, haceten hac etmek için çıktı ve inni bende de uktutibtu. Evet biraz zor bir kelime gibi gözüküyor tu ne, ne yaptım? Yani yazıldım. Yazıldım. Fi gazveti keza ve keza. Yani şu şu gazve için, savaşa gitmek için yazıldım. Kale buyurdu ki entalik git fe me emratik. Me emratik yani eşinle beraber hac yap buyurdu. Yani eşin tek başına, sen tek başına değil eşini yalnız bırakma. Faziletler bölümü var ve İlk başlığımız Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti hakkında. 995. hadis-i şerif. An ebi umameh radıyallahu anh kal. Semihti Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemden e, duydum diyor. Yekulu buyuruyordu. İkraul Kur'an. Kur'an okuyun. Fe innehu çünkü o ye'ti gelecektir. Yevmel kıyamet. Kıyamet günü şefi'an li ashabihi. Yani ashabı derken onu okuyanlara onunla amel edenlere şefaatçi olarak gelecektir. ve Kur'an'ı okuyun. Kur'an-ı Kerim kendisini okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir. 996 ve en-nevvasibine sem'an radıyallahu anh, قال: "Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim yekulu" diyordu. "Yu'ta yawmel kıyameti kıyamet günü getirilir." Yu'ta e ne getirilir e, bil Kur'an Kur'an getirilir ve ehlihi ve onun ehli yani ellezine onlar ki kanu yaamelune bihi fi dünyâ. yani dünyada onunla amel edenler evet Kur'an ehlini burada tarif etmiş oluyor. Evet e, Kur'anla amel eden o Kur'an ehli getirilir. takdumuhu suretul bakara ve Bakara suresiyle Ali İmran suresi onun önüne geçer takdumuhu tuhajjani ve ne yaparlar çekişirler yani birbirleriyle an sahibihima yani kendilerini okuyup da amel eden kimse hakkında çekişirler yani ben şefaat edeceğim yok ben şefaat edeceğim diyerek Bakara ve Ali İmran suresi orada kendisini okuyup da amel eden müslüman hakkında çekişirler. 997 ve an Osman ibn Affan radıyallahu anh قال dedi ki: "Kâl sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Hayrukum sizin en hayırlınız men taallemel Kur'an Kur'an'ı öğrenen ve allemehu ve onu öğretendir buyurdu. 998 ve an Aişe radıyallahu anha Ayşe annemiz diyor ki galet. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ellezî yakra'ul Kur'an. Kur'an'ı okuyan kimse ve huve mahirun bihi, Yani e, mahir. O konuda mahir olan. Yani güzel okuyan kimse. Ma kiminle beraberdir? Bakın beraberdir. Es seferatil kiram. El berara. Es seferatil kiramil berara. Sefere melekler demek. Melekler kiram. Şerefli üstün yüce melekler el berarada itaat eden. Evet itaat eden şerefli yüce meleklerle beraberdir. Vellezî yekra'ul Kur'ane Kur'an'ı okuyup da ve yetetâ'teû fîh. Yetetâ'teû hecelemek demek. Yetetâ'teû. Yani onu okurken e, heceleyerek okuyan e, kimse ise ve huve aleyhi şâkkun yani o ona zor geldiği için. Şak meşakkat demek. Yani Kur'an okumak ona zor geldiği için onu heceleyerek okuyan kimseye ise lehu ecrani ona iki sevap vardır. Evet ona da iki kat sevap vardır. O zorlanmasına rağmen okuduğu için. 999 an Ebi Musa el-Eş'ari radiyallahu anh. Kale kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Meselul mümini müminin misali ellezî yakra'ul Kur'an yani Kur'an okuyan o müminin misali meselul utrucc. E, turuncun misali gibidir. Turunç derken tabii ki portakal, limon e, onları anlayacağız. Turuncun misali gibidir. rihuha kokusu tayyibun güzeldir ve ta'muha tadı tayyibun güzeldir. Kim bu? Kur'an okuyan mümin. Ve metelül mümin e, yine ellezî la yakra'ul Kur'an Kur'an okumayan müminin misali ise ke metelit temra temra hurma hurma gibidir Kur'an e, okumayan Müslüman la riha kokusu yoktur ve ta'muha hulvun tadı ise tatlıdır ve metelül münafik münafığın misali ise durumu ise ki ellezî yakra'ul Kur'an Kur'an okuyan münafığın durumu ke meselir reyhane. Reyhan gibidir. Rihuha tayyibun kokusu güzeldir. Ve ta'muha murrun. Tadı ise acıdır. Ve meselül münafık ellezî la yakra'ul Kur'ane ke meseli. Kur'an okumayan münafığın durumu ise ke meselil hanzala. Ebu Cehil karpuzu gibidir. Leyse leha rihun. Kokusu yoktur. Ve ta'muha murrun. Tadı da acıdır buyuruyor. Evet, bininci hadis-i şerif. Ve an e, Umar ibn-i Khattab an ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurmuştur ki inna muhakkak ki Allah yerfe'u yükseltir bi hadel kitap bu kitab ile ekvamen kimi kavimleri toplumları ve yada'u bihi ve onunla ne yapar alçaltır ahirin kimilerini de yani diğerlerini de bununla e, alçaltır. Ee, yine bin bir e, an İbni Ömer radıyallahu anhuma anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal la hasede illa fitneyn isneteyn iki kişi e, dışında haset etmek olmaz yani ancak şu iki kişiye haset edilir raculun birisi yani bir adam atahullahun kur'an Allah ona kur'anı vermiştir yani kur'anı okumayı amel etmeyi nasip etmiştir fehu ve o yekûmu bihi onu okur, amel eder. Ana el yani gece yarısında ve ana en ve gündüz vakitlerinde. Yani gece vakitlerinde, gündüz vakitlerinde onu okur, onunla amel eder. Ve raculun bir adam da atahullahu malen Allah ona mal vermiştir. Fehu ve o yunfiquhu ana el-leyli gece vakitlerinde ve ana en ve gündüz vakitlerinde onu infak eder. Evet ancak bu iki kişiye gıpta edilir. E, buyuruyor aleyhissalatü vesselam bin iki ve anil bera ibni azib radiyallahu anhuma kâle dedi ki kâne raculun bir adam yekre'u suretel kehfi kehf suresini okuyordu ve indahu ve yanında ferasun bir at vardı merbutun bağlı e, bir e, şataneyni yani iki yular şataneyn iki yularla bağlı bir at vardı Fettaqashet onu kapladı ee, yani üzerine geldi sahabe bir bulut geldi onun üzerine ee, o adamın üzerine o atın üzerine fetjalet başladı tednu yaklaşmaya başladı ve jale feresuhu ve onun atı yenfiru minha ondan ürk ürkmeye başladı yenfiru burada, burada ürkmek. Felem asbaha esbaha, sabah olduğu zaman, sabahladığı zaman eten nebi peygambere geldi sallallahu aleyhi ve sellem fe zekere lehu zalik ona bunu anlattı fe buyurdu aleyhissalatü vesselam tilke sekine bu e, sekinedir dil Kur'an yani Kur'an için inmiş sekinettir yani meleklerin getirdiği rahmettir, rahmetten bir buluttur e, buyurdu e, bin 1003 e, ve An İbn Mesud radıyallahu anh قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men Kara harfen kim bir harf okursa min kitabillah Allah'ın kitabından felehu hasenetun onun için bir hasene vardır vel hasenetu hasene ise bi asri emsaliha 10 katıyla e, mükafatı verilir. Yani o haseneye on kat mükafat verilir. Sevap verilir. La equlu demiyorum elif la mim harfun. Evet buna bir harf demiyorum. Ve lakin ancak elifun harfun. Elif bir harftir. Ve lam harftir. Ve mim harfun. Ve mim de bir harftir. Yani bu üçüne her birine ayrı ayrı on sevap vardır e, diye anlıyoruz. 1004 ve An ibn Abbas radiyallahu anhuma قال dedi ki قال sallallahu aleyhi ve sellem innellezî o kimse şüphesiz leyse fi cevfihi şeyun e, yani e, içinde ne? içinde aklında zihninde ezberinde e, minel Kur'an Kur'an'dan bir şey olmayan kimse kel beytil harib yani harap harap olmuş bir ev gibidir. Evet ezberinde, zihninde Kur'an'dan bir şey olmayan yıkık dökük harap bir ev gibidir buyuruyor. 1005 van Abdullah ibn Amr ibn el As radıyallahu anhuma anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den buyuruyor. Kale yuqalu sahibil Kur'an. Evet Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kur'an sahibi için yani Kur'an'ı okuyup e, gereği gibi okuyup amel eden kimseye için söylenir. Ona söylenir. Ne denir? Iqra oku ve taqi yüksel. Waratil ve tertil üzere oku kema kuntet tertil fi dünya. Yani dünyada tertil üzere okuduğun gibi yani işte tek tek tane tane veya işte sırayla okuduğun gibi dünyada burada da oku ve yüksel. Yani cennetteki makamın yükselsin. Fe inne menzile teke çünkü senin makamın inde ahiri ayetin takrauha. Yani okuduğun bakın takrauha onu okuduğun ayetin sonu sonundadır. Yani sen ne kadar ayet okumuşsan o kadar burada makamın yükselecektir. Oraya kadar yükseleceksin. O kadar yükselirsin buyurdu. Evet burada kalalım. İnşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.